Uluslararası finans piyasaları uzmanı Seyfi Akil, ama dediğim gibi ben bu artık dolar döviz kuru bilmem ne meselesini sürekli konuşulmasından çok yorulduk. Biraz böyle üretim ekonomisine bakmaya çalışacağız. Seyfi Hoca bugün AGİ meselesine galiba biraz mercek tutacak. Günün ve sabahın notlarında bu var. Seyfi Akil, günaydın, hoş geldin. Bugün telefonda ağırlayabiliyoruz seni. Günaydın Mercan Bey. Tabii asgari ücret meselesinde AGİ meselesi biraz tartışmanın odağına oturmuştu. Senin bu konuya ilişkin bir değerlendirmen olacak. Hemen hızlıca onu öğrenelim hocam. Tabii ki de. Kesin olan şu galiba, AGİ verilmiyor değil mi artık? Evet, AGİ artık kalktı Can Bey. AGİ artık alamayacak. Zaten AGİ ile ilgili de değerlendirmeler ve algılar hep şu yöndeydi. AGİ'yi işveren veriyordu diyorlardı. Hatta küçük çaplı işletmelerin birçoğunda da maaşa yansımıyordu bu AGİ'ler. Doğru. İçin enteresan tarafı da şu, işveren tarafından verildiği zannedilen AGİ yıl sonunda vergiden düşülüyordu işveren tarafından. Yetmiyordu, işveren yıl sonunda devletten istihdam yaptım diye bir de teşvik alıyordu. Ama biz bu AGİ'yi devletin değil de işveren tarafından verildiğini hep algılıyorduk. Ve bu nihayet 2007'den beri uygulanan bu yöntem, asgari ücretin 4.253 TL'ye yükselmesiyle beraber artık kalktı. Şöyle bir örnekle açıklayayım bunu. Eğer 2022 yılında AGİ kalkmamış olsaydı, bekar bir işçinin alacağı en düşük AGİ 400 lira, yani 400-402 lira arası, evli, eşi, çalışma, onların kriterleri vardı. En düşük AGİ 402, en yüksek AGİ de 600 lira seviyesinde olacaktı. Artık bunlar kalkınca bütün bu çalışma prensibindeki ücretlendirme de asgari ücrete odaklanmış vaziyette. 4.253 lira olan AGİ artık stabil hale geldi. Yani bir söz var ya, artık herkes bir gün asgari ücretle çalışacak diye. Bir yıl boyunca insanlar enflasyonun altında ezilmeyecek propagandasıyla birlikte kazanılmış olan bu hakkı da el altından, işveren tarafından maalesef elinden alındı. Ekonomi yönetimi de buna biraz ne diyelim ona, sanki ortam hazırladı diyelim, hani kibar bir ifadeyle. Maalesef bunun üzerinde de durulmadı. Apar topar bir torba yasa diyelim biz ona, hani bilimlik ismini, meclise sunuldu ve jet hızıyla da bu kaldırıldı. Şimdi sormak lazım burada, hani biz çalışanları enflasyonun altına indirmeyecektik, enflasyona ezdirmeyecektik. O zaman neden herkesi 4.000 liraya çalışmaya mahkum bıraktık bir sene boyunca? Ve bunun da yanında tabii ki de bir yıl boyunca, önümüzdeki sene için konuşuyorum, zam furyası yine devam edecek. Bakın, daha insanlar eline 4.200 lira geçmeden İstanbul'da ulaşıma da ciddi oranda bir zam geldi. Diyelim ki bizim asgari ücretimiz 4.200 lira. Ne kadar oldu aylık Akbil hocam? 400 lira oldu Can Bey. Yani 316 liraydı. 400 liraya çıktı. 4.200 lira maaş alan birisinin ortalama maaşının %10'u sadece ulaşım gideri olarak artık bundan sonra harcamaya dahil olacak. Ve dikkat buyurun, AGİ'yi biz yılbaşından sonra alacağız. Ama zam önümüzdeki aydan, yani 1 Ocak itibariyle geçecek. Ha, öyle ben mi? Tabii. Yani asgari ücret zammını almadan şeyi başlıyor. Tabii zam furyası başladı. Ulaşım zamları vesaire başlıyor. Tabii ben şu an 2825 lira asgari ücretle çalışan bir işçi olarak düşünün beni. Ben bu ay Akbil için 400 lira vereceğim. Ama 4.200'ü ben ne zaman alacağım? Şubat'ta alacağım. Yani daha 2 ay öncesinden bu zam furyası geldi. Dolayısıyla biz buna ekonomide para yanılsaması adını veririz. Yani o Keynesyen politikaların bir getirisi olarak, bunun sonucu olarak kişilerin nominal gelirinin artması karşılığında kendini zengin hissetmesi. Buna para yanılsaması da denir Türkçesiyle. Şu anda öyle bir konum içerisindeyiz. Tabii ki de bu zam furyaları devam edecek. Bunu biz asgari ücret açıklanmadan önce de ifade etmiştik. Hatta şöyle söylemiştik yayınlarda, insanların alım gücünü, alım gücündeki yükselmeleri, artışları minimize edemeden
insanların alım gücünü artırmadan daha doğrusu bu yapılan nominal anlamda, rakamsal anlamda artışın pek fazla bir işe yaramayacağını da daha bu konular açıklanmadan, asgari ücret daha açıklanmadan biz bunu halkımızla paylaşmıştık. Nitekim AGİ'nin de içinden çıkarılması bizim bütün bu tedirginliklerimizin, bizim bütün bu ne diyelim ona Can Bey, yanlış bir ifade kullanmayayım yanlış anlaşılmamak için ama olası tehlikeyi önceden görüp de böyle ön sezine davranmamızı haklı çıkardı. Yani neden kaldırıyorsunuz? Zaten devlet veriyordu çalışanlara. Fiş topluyorlardı önceden. Hatırlarlar belki yaşı 30 ve doğru babamla olanlar. Çok hazırlamışlığımız var. Vergi iade zarfları, dosyaları. Bir de böyle incik cincik yazardık o şeyleri, küçücük yerlere dolduracağız diye. Zarfların içine böyle. Evet. Onu kaldırdılar. Oradan vergi kaçırmanın önüne geçtiler. Yani vergi kaçırma iktisadi bir terimdir. Benim söylediğim bir ifade değildir. Yani kişisel bir yorumum değildir. Bunun önüne açtınız. Sonra dediler ki tamam biz bunu kaldırdık ama madem önceden fiş topluyorduk alın size işte şu kadarlık bir ücret. 2007 yılından beri de askeri geçim indirimi adı altında devlet tarafından çalışanlara ödenmesi istenen ücret de kalktı. Ve şu anda herkese hayırlı olsun diyorum. Bir sene boyunca 4200 liraya mahkum edilen bir çalışma hayatının içerisinde olacak emekçiler var. Bunlara da maalesef buradan o zaman bu STK'lara, sendikalara, emek kesimini temsil edenlere seslenelim. Derhal yargıya taşımışsınlar bu meseleyi. Çünkü verilmiş hak geri alınmaz. Evet, yani kazanmış. Temel bir öge var burada. Temel bir hukuk. Yani avantajlı olan kişinin avantajına işleyecek hukuk geri işlemez. Yani çok temel bir doğru kuraldır. Buradan yola çıkarak bu meseleyi yargıya taşısınlar o zaman. Kesinlikle öyle. Yani kazanılmış hak geri alınmaz. Bu anlamda umut ediyorum ki hem sendikalar hem de sizin bahsettiğiniz gibi STK'ların bu noktada hukuki yollara başvurması elzem görünüyor. Ama şu ana kadar yani bu kanunlaştıktan sonra ne STK'lar tarafından ne de sendikalar tarafından maalesef bununla ilgili bir girişim yok. Hatta çok acıdır Sayın Can Bey. Doğru düzgün belli başlı işte, ulusal kanal gibi halka objektif ve doğru bilgi veren kanalları bir kenara bırakırsanız ki bunların sayıları da çok azdır maalesef. Diğer merkez medya kuruluşlarında bunun adı bile geçmiyor. Doğru, yani bunu bile adı bile geçmiyor. Yani iktidar tabii gündemden çıkarttı. Muhalefetin gündemine hiç girmedi bu mesele. STK'ların, ne bileyim derneklerin, sendikaların hiç şeyinde değil, nedir o, umurunda değil, böyle bir mesele olmuş. Evet, maalesef, hocam. Maalesef. Bunu üzülerek söylüyorum. Ben öyle tahmin ediyorum ki bunun da üstü küllenecek. Bunun üzerine de gidilmeyecek. Bir taraftan işverenin üzerindeki yükü devlete yüklediler. İşte indirimlerdi, vergilerdi. Bunu da halk anlatırken dediler ki işte asgari ücretin üzerindeki vergileri indirdik. Tamam indirdin güzel sonuna kadar destekliyoruz. Peki benim hakkım olan AGİ'yi neden aldın? Ama başka bir soru, hadi kafaları biraz daha karıştıralım. Bana vermediğin AGİ'yi acaba yıl sonunda işverenden, vergi matrahından düşecek misin? Bir. İki, hala istihdam ettin diye işverene, önümüzdeki sene için konuşuyorum, bu sene bitti artık. Önümüzdeki sene için hala istihdam teşvik primleri vermeye devam edecek misin? Ya burada da bir şeyler var. Yani maalesef bunu da konuşmuyoruz. Bu da konuşulmuyor. Halbuki bugün 4200 lira dediğimizde biraz önce konuşmamda da ifade ettim. En düşük AGİ 402 lira, en yüksek AGİ 600 lira olacaktı. Yani bunun üzerine aldığınız parayı da eklediğinizde yani tam net tam şey olmayabilir ama en azından ne diyorlar? Kötünün iyisi diyorlar ya. Ya en azından bu bir çalışanları gerçekten de söylemde olduğu gibi var olan fiyat artışları ve hayat pahalılığı karşısında ezdirmeme cümlesine birebir örtüşüyor diyebiliriz. Ama siz bugün yasalaştırdınız. Siz bugün bu AGİ'yi kaldırdınız. Şimdi sormak gerekmez mi değerli üstadım? Yaptığınız bu faaliyet kimin yararınaydı? Mesela işçinin yararına mı, işverenin yararına mı? Burada gasp edilen bir kazanılmış hak var. Umut ediyorum ki sizin de ifade ettiğiniz gibi STK'lar ve
sendikalar, özellikle işçi sendikaları bu noktada alınan kararı umut ediyorum ki yargıya taşınır ve kazanılmış hakkın ilga edilmesini. Ben buradan yargıdan dönüş olacağını düşünüyorum. Yani mutlaka da olacağız. Saygılar sunuyorum. Tabii ki hocam. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Efendim, uluslararası finans piyasaları uzmanı Doktor Seyfi Akil, işte bugün asgari ücret ve AGI meselesi biraz gözlerden kaçmıştı. Yani sürekli böyle dolar, euro, işte o gece ne oldu falan, ben biraz yoruldum yani. Tamam, yeter daha yani, 15 gündü aylarca onu mu konu yani, ne geceydi be yani işte falan yani, böyle mi konuşacağız, yeter. Artık üretimi, istihdamı, tarımı, gıdayı ve buna bağlı unsurları konuşmamız lazım. Bu arada biraz gözden kaçmıştı bu AGI meselesi. Evet, 4 lira ve üzeri konusunda uzun süre burada kararlı bir irade sergiledik. Zaten asgari ücrette olması gereken oldu. Yani kimse de öyle lütfetmedi. Bunu da kimse böyle görmesin. Olması gereken oldu ama AGI meselesi de burada önemli bir açıydı. Çünkü bu tip ekonomilerin yani işte AGI gibi vesaire gibi süreçler resmi olarak gözüktüğü için sizin SGK'nıza da yatıyor ve doğal olarak emekli maaşınızı da etkileyen, küçük oranda da olsa emekli maaşınızı da etkileyen bir takım yöntemlerden biriydi. Yani bu AGI, ek ödemeler vesaire, onların hepsinin bu sigortaya ödenen primlerde gözükmesi bir değer teşkil ediyor. O açıdan da meseleyi okumak lazım.